arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi, her şey yolunda mı? Bugün günlerden Clash Royale. Zengin Royale'in içerisindeyiz. 1323 kupamız var ve burada al butonu görmüş olduğunuz gibi pırık pırık yanıp sönüyor. Diyor ki bendeki ödülleri al. Tabii ki o ödülleri almadan önce birazcık savaş paylaşacağım, birazcık daha kademe açılmasını sağlayacağım. Ondan sonrasında ödülleri alıp yükseltmeleri yapacağız. İlk önce şunları alıp savaş attığımda yeni sandıklar geldiğini istiyorum en azından. Şöyle babalar gibi alıyor he. Ne güzel hediyeler, ne güzel ödüller geldi. Hiçbirini görmediniz biliyorum arkadaşlar. Ama burada yükseltme yapabiliyoruz mu? Bir ona bakalım arkadaşlar. Az önce sanki bir yükseltme roket gelmiş. Aa, roket alınan desteği bu arada. Seviyesini yükseltirsek eğer kullanabiliriz. Şimdi ben 1323 kupamız var. Şöyle bir 1500 kupaya kadar getireyim. Daha sonrasında yeni ödüllerle birlikte yükseltmelerimizi yapalım. 1528 kupaya kadar getirdim. Buradaki ödüllerimiz hazır ve nazır bizi bekliyor şu anda. İlk baş ödüllerimizi toplayarak başlayalım. Çarpma. Oo, alırım hocam bunu bak. Çarpma iş yapıyor. Gerçi yarasalar da iş yapabilirdi ya. Aga be, neyse tamam, sağlık olsun. Bir tane büyülü sandığımız var. Büyülü sandığımızdan bakalım. Aa dur. Arkadaşım bir tanesi yorumlarda o kadar güzel bir fikir vermişti ki beni heyecanlandırmaya başarmıştı. Şimdi onu deneyeceğim arkadaşlar. Demişti ki abi sen gel bu Pass Royale'deki defansı kartları veyahut da efsanevi kartı aldığın zaman slot dolu olduğu için sana sende olmayan bir defansı kartı verecek. O arenaya ulaşmamış olsam bile ne. Bak şimdi deniyorum arkadaşlar. Ben de size slot şöyle göstereyim. Bende 8 tane görmüş olduğunuz gibi defansı kart var ve benim slotum 4'lük arkadaşlar. Fazlası olduğu için bana random bir tane defansı kart vereceğini iddia etmişti o arkadaş. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Evet, rastgele bir tane defansı kart mı veriyor? Altın verdi. Kandırıldık. Resmen kandırıldık. Bildiğin kandırıldık. Vermiyormuş kanka bu arada. O da yazmıştı abi belki sıradan kart veyahut da altın verebilir diye ama altın kart veriyormuş. Maga be. Üzüldüm ya bak. Şimdi şuradaki ödüllerimizi de alalım. Bir tane de büyülü sandık geldi. Slotlarımda görebiliyorsunuz. Onu da hatta şöyle açabiliriz. Anahtarımızla birlikte yükselteceğiz. Evet, yarasalar da açıldı. Çarpmayı kullanabiliriz bu arada destede. Oklar yerine eğer iyi bir şey seviyeye getirebilirsek. Şimdi buradan açmaya başlayalım arkadaşlar. Sıradan kartları gene bir yerlere yükseltmeye bırakacağız. Bir şey birilerine vereceğiz daha doğrusu. Minyonlara vermeyi planlıyorum. Minyonları 8 seviye yaparsak çok tatlı olur derken bir tane flamamızı da aldık. Çerçeve ve dekorasyon olarak da kasırga baltası geldi. 25 tane de elmas geldi. Süper. Hemen ekleyelim hocam. Hiç beklemeyelim. Ertelemeyelim. Erteledik mi bu iş gidiyor çünkü. Nerede? Biri şu. Bir de şuradan çerçeveyi alalım mı? Teşekkür ediyorum. Şuradan rozetlerimizi de koyabiliriz. 2 tane rozetimiz geldi. Bir dakika koyamadık lan. Şuraya. Heh, buna da bunu koyalım. Aynen öyle. Şimdi kapatıyorum ve ödüllerimi almaya devam ediyorum. Yeni kule görünümü. Viking. Haydi bakayım. Hocam direkt kullan. Yok bunu kapat. Aynen böyle kalsın. Kule görünümleri, rozetlerimiz, kartlarımız. Açmaya devam ediyorum. Zengin Royal arkadaşlar. Adeta uçuşa geçmiş durumda. Bu sezon jetonu dükkanından ne alsak acaba sezon dükkanından? O konuda da tereddütlüyüm. Buradan altın almayacağız. Efsanevi var orada gördünüz arkadaşlar. Binici de var. Onu almayacağız o efsanevi. O efsanevi alırsak altın olarak gelir. Sıkıntı olur arkadaşlar. Destansı da dilimiz yandı. Madem derken. Ulan rastgele verdi ama olsun. Bir dakika hocam. Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi aslında bir ödülümüz kalmamış ya. Tamam. Fazla ödülümüz kalmamış. Bunları da alırsak okey oluruz. Bu destansıyı bırakacağız. Buradaki destansıyı da bırakacağız. İki tane ödülümüz orada duruyor şu anda. Gelelim kartlara. Koleksiyon bölümüne. Şimdi ilk önce diyorum ki koleksiyonlardan şu sıradan kartları bir minyonları bir verip minyonları bir yükseltme seviyesine getirelim. Daha sonrasında gelelim kartlarımızı yükseltmeye. İlk önce seni bir yükseltelim. Aynen öyle. Çok fazlasıyla işimize yarıyor. Ender kartları şeye vermeyi planlıyorum bu arada. Silah şöyle. Şey ne, hangi durumda? Valküre daha çok var ya. Bayağı var valküre. Geleceğim. Abi aslında deve de verilebilir ama silahşör arkada çok tatlı iş çıkartıyor. O yüzden silahşöre verip hızlı eritiyor kartları çünkü. Bayağı işimize yarıyor. Buradan geliyorum 400 diyor buna. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İlk baş geliyoruz.
koleksiyonlardan bir kartlarımızı yükseltelim. Şimdi bir binici. Seviye atlayalım. En azından kule tarafından da seviye atladığımız için sandık açarız. Şöyle sıradan hepsini yükseltiyorum arkadaşlar. Zaten burada altına ihtiyaç duymayacağız diye tahmin ediyorum ben. Böyle biniciyi de yükseltelim. Belki biniciyi de desteğe koyabiliriz ikinci atak birimi olarak. İyi bir seviyeye ulaştırabilirsek. Büyücüyü yükselt. 50 altın zaten. Buradan bize XP geliyor. Kazandığımız XP'lerle de sandık açarız. Var mı sandığımız orada? Yok. Geldi mi? Evet, şu anda geldi. Yok, gelmedi. Çok az kalmış lan, dur. Bomba kulesini de yükselt. Şu an gelmiş olması lazım. Oğlum beni mor setme üzerine oynama Allah'ını seversen. Ha tamam, 13 seviye atladın diyor. Tamam, süper. Hemen buradaki sandığımızı da açalım. Efsanevi gelme oranı yok arkadaşlar. Yani gelmeyecek. 5000 mi? 3500 kupaya kadar efsanevimiz maalesef gelmiyor. Bu arada alev topunu da yükseltmemiz lazım lan. Oha, onu iyi gördüm ha. Bir dakika. Oo, bitmiş ki. Bitmiş. Şimdi koç başını yükseltebiliriz. Desteğe koç başını da dahil edebiliriz. 6 seviye oldu. Hatta 7 seviye oldu. Bir dakika. Şimdi hocam desteğe ikinci atak birimini de alabiliriz. Hatta dev yerine bile ne kullanabiliriz. Çünkü Valkür'le birlikte iyi iş çıkartabilir. Ama 2 atak birimi olması daha iyi olur bu arada. Çarpmayı da yükseltelim. Bakalım kaçıncı seviyeye kadar çıkacak çarpma. Çarpmayı da çünkü kullanabiliriz. Oklar yerine direkt minyonlara, işte o tip kartlara tek atabilir. Tabii ki iyi bir seviyeye çıkması lazım. Bir dakika, biz bunu seviyeye göre mi yaptık? O habire yukarı çıkıp duruyor. Aynen öyle yapmışız. İksire göre yapalım ya. İksire göre kalsın. 5 6 Bir tane daha yükselir mi? Yükselmez. Yarasaları yükseltelim. Seni de 6 yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü oradaki bütün kartları şeye verdik. Çarpmaya verdik. 50 tane sıradan kartı. 4 de kaldı. Tamam. Yükseltelim. Olabildiğince yükseltelim. Sandık açarız. Oğlum bunları böyle tek sefer... Bunun yükseltmesi de sıkıntılı ya. Arkadaş. Geliyor, gidiyor. Bak görüyor musun? Sürekli kart yükselmiyor. Yükseltmiyorsun zaten de. Ama böyle sürekli olarak yükseltmeye karar verdiğinde de işte bu şekilde bir zorluk aşaması var. Ya benim dert ettiğim şeye bakar mısın? Allah'ını seviyorsan. Hocam başka derdin yok mu kral? Derler. 6 yaptık onu. Peki havan var, uçan makine var. Bak bu kartlar çok iyi kartlar bu arada. Bunları da kullanabiliriz ama şu an için etkili değil. İskelet ejderler. Bayıtmasınlar. Yok abi, desteğin içerisini almam. Havanla almayacağım. Dediğim gibi sadece seviye atlatabilmek için şu anda yükseltiyorum. Kaç olduk? 4. seviyede yükseltmeyi başardık havanı. Al bu da 5 olsun. Oh, mis gibi XP'ler de gelmeye devam ediyor. Büyücü. Ya büyücü aslında kullanılabilir. Ama iyi bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Silah yerine değerlendirilebilir. Şimdi... Oğlum bu niye aşağıda? Aha geldi, yeni kule seviyesi geldi. Süper. Açıyorum sandığı. Roket niye aşağıda? Roket açıldı. Arenayı mı bekliyoruz biz? Ne yapıyoruz? Güzel. Bir tane daha kart yükseltebiliyoruz. Güzel bir ender ver. Abi güzel bir ender dediğim kule seviyesi geldi bir de. Uçan makine verdi. Şu kule seviyesini bir 1000 altın karşılığında yükseltelim. Daha 40.000 altınımız varmış. Onu da arka taraftan gördüm bu arada. Şunları da yükseltelim. Ya fakir royal. Abi toz tanesi kaldı şu anda. Zengin royalin yanında. Ben şu rokete takıldım. Şimdi rokete bakacağım. Neredesin dayı? Ha burada bu sefer de. Beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Az önce aşağıda değil miydi? Buradaydı. Huzurunun olduğu yerdeydi. Şimdi yukarı çıkmış. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Ha bunlar ama bizde olmadığı için kullanamıyoruz. Kule seviyemizi yükseltilen kartlar. Artışlı kartlar. Şimdi arkadaşlar burada başka bir şey yapamıyoruz. Destemiz gayet iyi oldu. Belki diyorum ki şeyi çıkartabiliriz. Goblinleri çıkartabiliriz. Goblinleri çıkartıp kaldır diyorum bu reisi. Yerine koç başını alabiliriz arkadaşlar. Neredesin? Buradasın. Kullan. Evet. Bu desteğin içerisinde de bu kalabilir. Şimdi burada savaş atalım mı? İlk baş bir fakir royale geçelim. Oradaki savaşlarımızı atalım. Yükseltmelerimizi yapalım. Daha sonrasında
Burada gelir savaş yaparız. 1528'e kadar getirmişiz. Fakirueli'yi de aynı seviyeye getireceğiz. Şimdi geldik Fakirueli'nin içerisine. Arkadaşlar burada 15.759 altınımız var. Bir tane sandığımız var. Buradaki yükseltmeleri yapalım. Çünkü buradaki rakipler birazcık böyle sıkıntılı oluyor. Yani seviyeler kaynaklı olarak kaybettiğim olabilir. O yüzden diyorum ki ilk önce yükseltmelerimizi yapalım. Daha sonrasında savaşlara geçeyim. Bak buradan mesela minyonlara verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü orada bayağı bir seviye farkı var. Oo sıkıntılı ya. Neye verelim? Goblinlere verelim. Goblinleri kullanırız. Goblinleri kullanırız zaten arkadaşlar. Buradan bir tane ender varmış zaten. Bir tane enderi kime versek ki? Al buna verelim. 18 olsun. Madem onu kullanacağız çünkü. Bir seviyeyi de artırabilsek çok tatlı olur. Sıradanları gene okçulara verelim bari de o da yükselsin. Tam seviyeye yetiyor zaten. Şimdi geldik. Okçuları yükseltme. Şunu yükseltelim. Hatta birkaç tane daha kart yükseltelim buradaki. Yine şu sandık alalım bir tane. Oradan belki işimize yarayan bir kart gelir. Bu arada biz marketteki ücretsiz ödülü ve altınla satılan kartları almayı unuttuk Zengin Royal'de. Savaşlara başlamadan önce gider alırım. Ve hatta savaşlardan sonra da alabilirim arkadaşlar. Yeni bir tane kart da gelmiş. Goblinleri de yükseltelim. XP'ler bol bol gelsin ki biz de o seviye tarafından bir tane sandık açalım. Çünkü o sandıktan da gene güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Ödüller geliyor, kartlar geliyor. Yükselt babuş. Ya burada altın çok değerli ama farkındaysanız 50, 100, 150 civarında altınlar harcıyoruz. O kadar da şey değil. Önemli değil yani anlayacağınız. Yani 5 altını da 20 altını da kovalayacaksak vay gelmiş bizim halimiz olsun. Böyle 1000, 2000, 3000 altın yatırırsak eğer düşünülür tasarlarız. Onun haricinde onun altında kalan altın şeylerine çok da fazla gözetmeyelim. Bak goblin iyi bir seviyeye geldi burada. Goblinleri kullanabiliriz. Bak burada da gene koçbaşı varmış. Koçbaşını da alalım. Yükselt babuş. Uçan makine gelmiş. İskelet ejderler var. Seviye atlıyoruz mu? Abi daha çok var ya. Çok var lan. Daha çeyreğindeyiz bu arada. Sol üstten bakabilirsiniz. Bak yansıyor. Daha 200'e çıkıyor ama dur bakalım. 6-6 geliyor bu arada. Gördünüz mü bilmiyorum ekranda ama yükseltmeye geldiği zaman bakalım bu kaç veriyormuş. Bu da 4 veriyormuş yükseltme ödülü olarak da XP. Oha lan çok az lan. Oğlum 6-6 orayı biz dolduramayız. Barbarlara daha yüksek ister 25 veriyor. Çok güzel. Barbarları da alt seviye yaptık. Aslında bu desenin içerisinde barbarları da kullanabiliriz. Büyücü. Roket. Bak burada 4 seviye oldu roket. 6 veriyor. Abi daha 92'deyiz. Dur. Oo, ne diyorsun ya? 5 seviye oldu. Roket kullan diyor bana burada. Ama kullanmayacağım tabii. Alev topu kesinlikle daha etkili olur bu seviyelerde. Goblin kulübesi. Bak bunu da kullan diyor bana. Ama kullanmayacağım tabii. Evet yükseltilebilecek bütün kartları yükselttik. Arkadaşlar ve seviyede atlamayı başardık. Hiç fark etmedim oradaki şeyi. Haydi bakalım. Güzel bir ender kart istiyorum. Yarasalar açıldı. Çarpmayı yükseltebiliyoruz. İskeletleri yükseltebiliyoruz. Yapma işte bak bunu ya. Bunu yapma. Gerçekten bunu yapma. Aha bir tane daha var. Oha biz iki seviye fırlatmışız lan burayı. Hiç fark etmedim ha. Evet uçan makineye abanıyor. Mega dalkavuk yarasalara abandı. Yarasalar oynar mıyız ya? Kule seviyesi geldi bir de. Şimdi bu yükseltmeleri de yapmamız lazım. Tamam biliyorum oradan şey yükseltebileceğimizi. Yıldız puanlarıyla. Onu bize uyarısı veriyor orada. Şimdi bunu yükselttik. Abi gene yükseltmelerimiz var. Bunları da yapmamız lazım. Fakir Royal de bayağı bir iyi seviyeye geldi arkadaşlar. Ama tabii ki Zengin Royal çok daha iyi seviyelerde. İyi yerlerde. Şöyle yükseltmeye devam ediyorum. Oğlum gırla kart yükselttik. Video komple kart yükseltmeyle geçti. Arkadaşlar bu kart yükseltmeyle ilgili olarak yapma diyorsanız da yapmaya da bilirim. Çünkü bayağı bir zaman aldı yani. Ama da yapacak bir şey yok yani buna da. Arkadaşlar yükseltmemiz gerekiyor. 5. Oldu mu sana 5?
Oldu mu sana 6? Şimdi. Aha 11. Aha 11. Aç. Güzel bir ender. Abi yapma be. Yapma reis be. Bak goblinlere sevindim. 7 seviye oldu. Goblinlere sevindim. 7 seviye oldu ama enderlerden çok sıkıntılı kartlar verdi. Mega Dalkoğuk verdi. Ben Mega Dalkoğuk kullanmam. Silahşör var. Okların yükseltilebilmesi iyi oldu. Bir de Goblin Kafesi geldi. Goblin Kafesini de kullanabiliriz. 6 seviye oldu. Ama mini P.K. kullanan çok olduğu için burada mezar taşı kesinlikle daha iyi bir seviyede. O yüzden destemizde mezar taşı var. Peki burada ne veriyormuş? 60 tane ruh, 15 tane okçu, 4 tane valkür, 30 tane iskelet. Peki buradan ne veriyor? Burada hiç pasvelde kısmında şey yok ya, ödül yok. Şunları alabiliyoruz. Ver. Bunu da ver. Aldık. Onları da aldık. Seviye atladık mı? Atlayamadık. Tamam. Ben birkaç tane savaş atayım. Buraya da 1500 seviyelerine getireyim. Bakalım Pasuel'den neler alabileceğiz. Evet. Burada da totalde kaç kupaya ulaştık? 1509 kupaya kadar da ulaşmayı başardık. Şimdi ödüllerimizi tek tek toplamaya başlayalım. Buradan yine çarpmayı mı alsam? Ulan yarasalar da iş yapar. Hızı döndürür desteği ya. Dur yarasaları alacağım burada. Farklı bir strateji ilerleteceğiz burada zaten. Buradan büyülü sandığımız var. Büyülü sandığımızı da alalım. Onu da bir açalım babuş. İçerisinden güzel bir ender bekliyorum. Güzel bir ender lütfen rica ediyorum. Silahşör iyi. Bir tane daha böyle babalar gibi bir ender yapma. Yapma bunu işte ya. Gerçekten. Bu olmadı bak. Bu üzdü. Ciddi anlamda bu üzdü. Tamam 1000 altın geldi. Joker kartlarımız geldi. Ve burada arkadaşlar gene ödüllerimiz var. 2 tane ödülümüz varmış. Bunları alacağız sadece. Diğer hesapta ne güzel patır patır ödülleri alıyorduk. Ama maalesef burada hiç de öyle patır patır alamıyoruz. Şöyle 2 tane sandığımız var. Güzel bir ender. Abi bu fakir royalde bir sıkıntı var galiba ya. Kötü enderlerden verdi. Şimdi şunları da bir alalım. Bu arada sandığımız da geldi. Sandığımızı da alacağız. Derken bir tane daha geldi. Süper. Güzel bir ender. Rica ediyorum. Hadi. Alev topu. Bak işte bu sevindirdi hocam. Kullandığım destede var olan enderleri verdiği zaman mutlu oluyorum. Ulan buradan bir tane daha ödül geldi. Allah Allah. Her yerden ödül fışkırıyor. Şöyle tamam. Burayı kapattım. Burada sandığımız var. Bu sandığımızı da açalım. Şöyle güzel bir ender bekliyorum. Kullandığım bir ender demek istiyorum. Lütfen artık şöyle antik kuntik kartları vermekten vazgeç. Her neyse yükseltmeyi yapıyorum. Yarasaları kullanacağız arkadaşlar. Desteğe entegre etmeyi planlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Goblinleri de belki desteğe entegre edebiliriz. Duruma göre değişecek. Ella. Ne var? Bomba kulesi var. Yükseltelim. İş yapıyor. Havan var. Ulan var ya havan destesiyle de aslında oynayıp rakipleri fitil edebiliriz ama şöyle bir şey var. Hepsi dev oynuyor. O yüzden bir tık burada sıkıntılı gibi sanki arkadaşlar. O yüzden havanı ilerleyen seviyelerde belki kullanabilirim. Şöyle başka neyimiz var? Yükseltebilecek başka kartta kalmadı. Hatta yarasalara gelelim. Abi goblinler de çok iş yaptı ya. Gerçekten goblinler bayağı iş yaptı. Şey yerini alabiliriz. Valkür yerini alabiliriz. Desteği hızlandırmış oluruz. Bence böyle daha güzel tatlı bir hal aldı. Zaten burada tank kartı olarak da şey kullanıyorum ya. Ya bunu ya da bunu kullanırım. Goblinleri veyahut da mezar taşını kullanabiliyorum. Bir de böyle deneriz arkadaşlar. Bakarız duruma göre. Koleksiyonlar bölümüne geliyorum ve yükseltmeler için. Lan Valkür'ü de bir seviye atlattırabiliyorsun. Şunu bir tık yükseltmek istiyorum. Kesinlikle yükseltme ihtiyacı var. Alev topunu diyorum ama abi gel. Silahşör kesinlikle. Alev topunu hep tek yiyorum ve çok sinirleri bozuyor. Sinir bozucu bir durum. Buradan abi Goblin kafesi de bayağı bir iyi seviyeye gelmiş. Devi vereceğim. Devi yükseltmem lazım. Atak birimim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi geliyorum tekrardan. Mezar taşını yükseltiyoruz. Sonrasında silahşörü yükseltiyoruz. Sonrasında başka da bir şey kalmadı. Orada roket var. Roketi de yükseltebiliriz aslında ama derken seviye atladık. Şunu nereye kullan? Bir tane varmış ki. Bir tane varmış. Minyonlara veririm ya.
Ne geliyorsun? Güzel bir ender. Güzel bir ender. Abi güzel bir ender büyücü mü? Gerçekten mi? Bak goblinlere sevindim. Goblinlere sevindim ama büyücüye çok üzüldüm. Büyücü nedir ya kardeşim be? Büyücü 6 seviye oldu lan. Aslında 7 seviye yapsam kullanabilirim. Güzel de iş çıkartır çünkü alan hasarlı vurduğu için de bayağı iyi iş çıkartır bu arada. 6 seviye silah şölenine kullanılabilir. Kesinlikle. Niye gitmedi lan desteğe? Nereye gitti büyücü? Aa burada. Abi ne alaka, niye oraya geldi o? En alttaydı, en üste geldi. Tamam. Silah şölenine de burada büyücüyü kullanalım. Evet. Arkadaşlar durum tam olarak bu şekilde. Burada marketteki alışverişlerimizi de yaptık. Sadece Zengin Royale'in marketindeki alışverişleri yapmadık. Onu da videodan sonrasında hemen yapacağım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Savaş atmadığım bir video oldu. Bu konuyla alakalı da fikirlerinizi yine yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, görüşürüz. Bay bay.